Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün Türkçe deneme çözümünü beraber yapacağız. LGS'de dördüncü denememizin çözümüyle birlikteyiz. Şimdi 20 tane sorumuz var yine. Onu beraber çözelim. Birinci sorudan başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda bizden iki tane metin karşılaştırmasını vermiş ve buradaki anlatılan kuşların ortak özelliğini sormuş bize. Şimdi burada kargagiller familyasından kuzgunu anlatmış. Zekası büyük ve simsiyah olması yönüyle tanınan bir kuş olduğunu söylemiş. Boyundan bahsetmiş, işte açıklığından, kanatların açıklığından bahsetmiş. Hırsız kuş olarak da tanınır demiş. Dolayısıyla bunların işte yuvalarını büyük kayalıkların üzerine yaptıklarını bize anlatmış. Burada da doğan yırtıcı kuşundan bahsetmiş. Burada da işte renginden, kül rengi olduğundan, kanatlarından, kanat açıklığının 90 santimetreyi bulduğundan ve dünyanın en hızlı kuşu olarak bilindiğinden bahsetmiş. Yalnız başına yaşadıklarını ve yuvalarını yine kayalıkların üzerine yaptığını söylemiş. O zaman bunun ortak özelliklerini sorarsa bize Adana'da demiş ki sürü halinde yaşamayı tercih ederler. Hayır, bunlar yalnız başına yaşıyordu doğanlar. İkisi de çok hızlı olmaları, çok hızlı olan burada doğandı ama burada hızlı olduğuna dair kuzgunların daha çok zekası ön plandaydı. Bunu da eledik. Birden fazla isimle anılırlar, hırsız kuş olarak adlandırılan bir kuzgunumuz var ama doğanın başka bir ismi yok. Birden fazla da ismi yok zaten. Dolayısıyla kayalıkların yüksek yuvalarını kayalıkların üzerine yaparlar kısmı. İki yerde de altını çizdiğimi görüyorsunuz zaten. Kayalıkların üzerine yaparlar. Kayalıkların üzerine yaparlar. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak bu soruda. Birinci sorunun cevabı Ceyhan'dır diyebiliriz. İkinci sorumuza geçelim. Şimdi bu cümlenin ögeleri sorusu yine önemli, güzel bir soru. Bu cümlenin ögelerinin aşağıdakilerin hangisi işte artık oyunu? Mesela birinci cümle, birinci öge daha doğrusu. Mesela çok eskiden sözcüğüne baktığınız zaman, şöyle biraz daha indirelim. Çocuklar çok eskiden sözcüğüne, şimdi ne diyebiliriz biz? Mesela önce bir örneklerimiz cümleyi okuyalım. Çok eskiden bir ülkede ormanlardan birinde bir ağaç varmış. Varmış şüklem. Ne zaman varmış? Çok eskiden. Şimdi çok eskiden ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası zarf türemeci oldu mu? Evet. Mesela bu zarf türemeci olabilir. O zaman B'yi eleyebilirim. C'de de olabilir değil mi? Şimdi D'yi göremiyorum. Burayı bir yapalım. Yaprakları ince iğnecikler şeklinde olan bu kahve, bu ağacın kahverengi kozalakları varmış. Varmış şüklem. Ne varmış? Bunun altının hepsi çizili olan kısım bana özne oldu mu? Oldu. O zaman ikinci olan kısmında ben ne olmasını istiyorum? Özne olmasını istiyorum. O zaman B'yi zaten elemiştik. Burada da yine olma ihtimali var. Üçüncü cümleye bakıyorum. Üçüncü verdiği maddeye bakıyorum. Öteki kocaman çam ağaçlarının yanında minicik kalıyormuş. Kalıyormuş yüklem. Nasıl kalıyormuş minicik? Nerede kalıyormuş? Öteki çam ağaçlarının yanında. Nerede sorusuna cevap verdiği için burası da yer tanımlayıcısı oldu mu bana? Yani dolaylı tümleç oldu mu? Evet. Burada da aynı şekilde mantığımız var. Peki ardıç ağacı bu duruma üzülüyormuş derken üzülen kim? Üzülüyormuş şüklem. Ardıç ağacı burada özne olacaktı. Burada ne demiş mesela? Zarf türmeci demiş, zarf tanımı istemiş. O yüzden A'yı da eleyebilirsem eğer, şöyle C'yi daha net bir şekilde görecek olursak, C'de özne olarak karşıma çıkmış. Ardıç ağacı bu duruma üzülmüştü ve biz buna özle demiştik. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır bu soruda, tamam mı? Yani işte birincisi zarf türmeci, ikincisi özne, üçüncüsü dolaylı türmeç, dördüncüsü yine özne olarak karşıma çıkan bir cümle ögesi sıralanışı diyebiliriz çocuklar. Evet. Üçüncü sorumuzla devam edebiliriz. Üçüncü sorumuzda hangi soyut resim değildir? Bir kere çok birinci cümleden çözeceğiniz bir soru bu da. Çocuklar diyor ki doğada yer almayan varlıkların resmedildiği resimlere soyut resim demiş. Şimdi doğada yer almayan varlıklar bir kere çok önemli bizim için. Bunun hepsini okuduğunuzda da işte herkes kendine göre bir düşünce dünyasına göre yaratır ve ona göre de algılar aslında. Daha çok ruhsal bir anlayış yer alır. Burada kişi herkesin yorumuna açık bir resim türü olduğunu söylüyor. Çünkü ruhsal izler barındırıyor. Herkes kendi duyguları doğrultusunda resmi yorumlayıp ne anlatmak istediğini ressamın anlayabilir gibi faktörleri söylüyor. O zaman hangisi soyut resim olmaz? Şimdi varlıkların
Gerçekte doğada olmayan bir varlık diyor. Şimdi bakın burada işte şeftali var, yaprak var, üzüm yaprağı var ve üzüm, siyah üzüm ve sarı üzüm var. Sinek var burada da. Ya çocuklar biz bunları bugün her yerde çok rahat bir şekilde görüyoruz. Bunun soyut olma ihtimali var mı? Yok. Zaten üç boyutlu bir resim. Yani üç boyutlu olmasını da geçtim. Günlük hayatta pazara çıktığınızda bile karşınıza çıkacak bir şey yani. Bunun soyut resmin hiçbir alakası yok. Ama şöyle bir varlık görebilir misiniz? Veya şöyle tek gözlü, böyle yandan görülen burun, üçgen şeklinde veya işte bakıyorsunuz dudak, göz, gözü böyle olan biri görebilir misiniz mesela veya işte iki tane gözü bu şekilde ayrı ayrı görebilir misiniz? Göremezsiniz bakın. Bunların hepsi soyuttur. Günlük hayatta karşımıza çıkmayacak durumlardır. Veya şunlara da bakalım yine. Bu mesela size ne anlatıyor? Burada cevap bursa olacak. Yani şu meyveli olan kısım. Bunlar günlük hayatta karşımıza çıkmayacağı için cevabımız bursa olacak. Soyut resim değildir. Somut bir resim gayet de. Evet, dördüncü sorumuzla devam edelim. Dördüncü soruda kitap okumanın altı faydasını söylemiş. Neymiş onlar? Yaratıcılık ve hayal gücü, stresi önlemesi, öğrenmeyi kolaylaştırması, özgüveni artırması, vizyonunun gelişmemesi ve ifade yeteneğinin genişlemesini, geliştiğini söylemiş. Şimdi kitap okumanın önemiyle ilgili bu görseli inceleyen Fatma Gül diye bir öğrencimiz var ve bu kendisi bir okuma alışkanlığı ediniyor kendisine. Her gün bir saat kitap okuyor. Bir yıl boyunca zinciri kırmadan devam eden Fatma Gül kitap okuma alışkanlığını kazanmış. O zaman kitap okuma alışkanlığını kazanan biri, bak kitap okumanın altı faydası diyordu ya, o zaman şu altı faydadan birini biz aşağıda Fatma Gül ile ilgili söylemeye çalışacağız çocuklar. Fatma Gül'ün o zaman kitap okuma anlayışı ile ilgili hangisi söylemesi beklenmez? Beklenmez diyor bakın. Okuldaki bütün terimlerde sunuculuk işini ben yapabilirim. Ben yapabilirim diyor. Burada ne yaptı? Özgüveni arttı mı? Ben yaparım diyor bakın. Değil mi? Özgüvenin arttığını görebiliyoruz burada. Şöyle yapalım. Daha sonrasında gelelim. Diyor ki sınavlarda heyecanlanmıyorum ve soruları rahatça cevaplayabiliyorum diyor. Soruları rahatça cevaplayabilmesi ve heyecanlanmaması onun stresini önlediğini de bize gösterir mi çocuklar? Evet, gösterir, değil mi? Burada da herkes görüyor rahat bir şekilde. O zaman Ceyhan'a bir bakalım. Okuduğum kitaplarda geçen kelimelerin anlamını tahmin etmekte zorlanıyorum. Şimdi bakın, burada hiç olumsuz bir şey var mı? Yok. O zaman burada Fatma Gül'ün böyle bir cümle kurmasını da zaten beklemiyoruz. Geçen kelimelerin anlamını tahmin etmekte zorlamıyor. Aksine daha öğrenmesi kolay oluyor zaten kitap okuduğu için. Üniversite yıllarında insanlığın seyrini değiştirecek bir buluş. İnsanlığın seyrini değiştirecek. Bak hayal gücü, yaratıcılığı, vizyonu nasıl genişledi gördük mü? Daha üniversite yılına gitmemiş ve insanlığın seyrini değiştirecek yeni bir buluş yapacağından bahsetti. Yine özgüveni, yine vizyonu, yine yaratıcılığı ön plana geldi mi? Geldi. O yüzden bunun cevabı Ceyhan'da çocuklar. Tamam mı? Evet, dördüncü cevabı Ceyhan olacaktı. Beşinci sorumuzla devam edelim. Evet, bir halk oyunu gösterisi, dans türü. Açıklaması hangisidir diyor. Şimdi çocuklar böyle yerlerde direkt metinleri okuyun, tamam mı? Şimdi burada işte altı kişiden oluşuyor ve her biri birbirinin elini tutmuş. Kıyafetlerini görüyorsunuz. Ve çaprazlama olarak birbirinin ellerini tuttuğunu ve birbirlerinin ayaklarına baktığını, hepsinin ayaklarının aynı hizada olduğunu da görmeniz mümkün. O zaman bakalım, dansın demir başlarından biri kostümdür. Altı çivili ayakkabılar, kat kat uzun etekler. Bir kere buna etek bile girmemiş, değil mi? Pantolon, tayt gibi şeyler var. Üstüne sadece uzun, işte bunlar önlükler mesela Karadeniz yöresine ait. Püsküllü şallar, halka küpeler, küpe gören var mı? Yok. O zaman eleyim. A'yı eledim. Tamam. Bu yöntemi böyle kullanabiliriz. Bir topluluk dansıdır diyor B için. Topluluk dansının en önemli avantajlarından biri adımları unutmamak gibi derdinizin olmamasıdır. Sirtaki dans gruplarının bir kişi dansın yönlendiricisidir. Grup yöneticilerinin adımlarını sözlü talimatlarına uyarak dans edilir. Dansın sonunda gruptaki herkesin aynı anda çökerek selam vermesi adettendir. Bakın burada bir topluluk dansı olduğunu gördük. İkincisi adımlarına baktığını gördük ve bir topluluk başıyla hani onların birbirlerinin ayaklarına bakarak aslında unutsalar bile onlara bakarak hemen düzeltebiliyorlar. O zaman burada cevabımız bursa olacak çocuklar. Ama biz yine de diğer şıklara bir bakalım. Şöyle diğer şıklara bir bakalım. Cevabımız bursa. Şöyle temizleyeyim karışmasın. C'ye bir bakalım. Bu dans adına basit de denir.
temel adımlarla başlar. Dansın öğrenmesi oldukça kolaydır. Ritim kaybetmemek için duraklamalarda yere vurulur. İki kişilik bu dansta diyor. Bakın burada altı kişi vardı. O zaman bunu da eledim. İki kişilik dans değil çünkü bizim dansımız. En belirgin özelliği Denizli'de nokta bir nokta çevresinde dönerek dans etmesi. Burada bir nokta yok, tamam mı? Bir noktada dönerek dans etmiyorlar. Burada bir sıralama söz konusu farkındaysanız. Fransa'da daha çok valta olarak adlandırılan folklorik bir danstır diyor. Günümüzde gelin damat dansı olarak bitti. Burada gelin ve damat gören var mı? Yok. O yüzden tekrar söylüyorum. Bu bir topluluk dansıdır ve cevabımız Bursa'da çocuklar. Anlaştık mı? Evet, şimdi diğer altıncı sorumuzla devam edelim. Bu metnin ana düşüncesini sormuş bize. Altıncı soruda. Şimdi metni okudunuz tabii siz. Diyor ki makasın milattan önce 1500 yıllarında Mısır'da icat edildi. Genellikle araştırmacıların üzerine araştırdıkları, konuştukları bir konudur. Makas ticaret ve keşif yollarıyla Mısır'dan dünyanın gelen kalan kısmına ayrılmış. Şimdi nereden ayrıldığını söylüyor. Tabii ki de burada bana makasın işte nasıl ulaştığı değil de aslında nasıl bulunduğu bizim için de önemli burada. Bakın metnin ana düşüncesi dediğin şey nedir biliyor musunuz? O metnin orta noktası yani tam olarak o metni yazış amacını da konuşabiliriz. Mesela devamında bununla ilgili mesela işte 1500 yıllarda Mısır'da icat edildiğini söylemiş ve nasıl diğer ülkelere yayıldığını söylemiş. Devam etmiş. Makas tarihin önemli buluşlardan biridir ve hem günlük hayatımızda hem de ev işlerinde vazgeçilmez bir araçtır. İlk makaslarda kesici uçlar günümüzdekinin aksine birbirinden ortadan değil sap kısımlarından bağlıydı. Birkaç parça metal birbirine takılarak makas oluşturuyordu. Şimdi burada makasın nasıl oluştuğunu gösterdi mi bana? Evet, nasıl oluştuğunu gösterdi. Bir bakalım. Çapraz halinde monte edilen makas milattan sonra ilk yüzyılda Romalı usta tarafından icat edilmişti diyor. Daha sonra 33 çift makas bulunmuştu bu tarihlerde. Terzi atölyesinde olduğuna inanılmaktadır. Yine diğer yerlerde de makas bulduğunu söylüyor. Yine günümüzde kullandığımız makasların benzerlerini yani bakın şu cümleyle şu cümle arasında hiçbir fark yok. İkisinde de işte çapraz makasın nasıl, hangi yıllarda ve kaç tane bulunduğuna dair bilgiler var. O zaman bunun ikisi birden ana düşünce olamayacağına göre biz ne yapıyoruz burada? Dördü ve üçü direkt birbiriyle eşdeğer olduğu için eleyebiliyoruz. Burada bu da önemli bir yöntem. Ama ikiye baktığımızda makas tarihi önemli bir buluş oldu. Ve işte ilk makaslarda nasıl oluştu ve bu ilk makasların diğer ülkelerde hangi yüzyıllarda ortaya çıktığını gösteriyor. O zaman bizim için burada iki ilk makas kelimesi önemlidir. İlk makasın nasıl oluştuğunu anlattığı için bizim ana düşüncemiz Bursa diyebiliriz. Tamam. Evet, diğer sorumuza geçebiliriz. Altıncı sorumuzu bitirdik. Yedinci soru güzel bir soru yine Anadolu işte burada Türk askerleri. Şimdi diyor ki Anadolu halk kültürlerinin düğümlendiği bir bölgedir. Anadolu tarihin kültürlerin geliştiği, kamaştığı bir toprak parçasıdır. Kültürlerin geliştiği bir yerdir diyor. Örneğin dünyanın en zengin masallar Anadolu'dan derlenmiştir. Anadolu'da İlyada'da başlayan parçalar bulduğumuz gibi Hint masallarında. İlyada dediğiniz Yunan, Hint dediğiniz Doğu'da. O zaman Doğu'nun ve Batı'nın orta parçalarını ne yaptık? Çeşitli bölümlerle kendi içimizde bulundurduk. Bu çok büyük bir zenginlik zaten kendi içimizdeki. Sonra devam etmiş Manas destanından bahsetmiş. Manas destanı da Anadolu hala yaşar. Turan efsanesi de. Manas destanı dediğiniz Kırgızlara ait. Anadolu'da hala yaşar, tufan efsanesi de hala yaşar. Yani hala yaşaması yönüyle bizim birçok devletten, birçok ülkeden, birçok milletten, ırktan farklı efsaneleri, destanları hala da içimizde bulundurduğumuzu söylüyor. Anadolu halaylarında zenci oyunları da buluruz. Bak şimdi Anadolu halayları ama zenci. Zenciler biliyorsunuz siyahi ve bizim içimizde bulunmuyor. Ama demek ki bizim kültürümüz o kadar geniş ve o kadar zengin ki onları da kendi içimizde bulunduruyoruz. Çin oyunlarını da maalesef bulunduruyoruz. Dolayısıyla o zaman ne yapacağız? Burada nasıl tamamlayabiliriz cümleyi bir bakalım. Anadolu sesler ezgiler. Şimdi
Sesler ezgiler kısmı biraz basit kalmıyor mu? Biraz az kalıyor. Burada destandan, efsaneden, masaldan, kültürden bahsettik. Burada ezgiyle ilgili çok bir şey yoktu sanki. Farklı kültürler birçok şeyi bir arada bulabilirsiniz. Farklı kültürler birçok şeyi bir arada bulmaktan da bahsetmiyor. Kültürlere ait şeyleri bir arada bulmak değil aslında buradaki amaç. Buradaki bizim amacımız, sadede gelelim. Anadolu tarihi yapılar bakımında oldukça büyük bir zenginliğe sahipti çocuklar. Tarihi yapılar bakımında. Şimdi bu cümleye bir herkes bir baksın. Tarihi yapılara bir baksın. Şimdi bakıyorsunuz Anadolu'dan bahsetti. İlyada Destanı, Hint masalı, Manas Destanı, Zenciler. Bakın tarihi yapılar bakımından büyük bir zengin bir ifade olması bizim için burada önemli. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Tamam. Bak, farklı kültürleri bünyesinde bulunduran değil, farklı kültürleri kendimizde bulundurmak ne demek biliyor musun? Hani onlar da bizim içimizde yaşadı. İşte bizim yapımız kozmopolit, yani karışık, karma yapılıyız. Bundan bahsetmiyor. Bizim Türklerin o dönemde karma yapılı olduğundan bahsetmiyor. Karma yapılı olmak demek her türlü işte ırktan, devletten insanın kendi içinde yaşaması demektir. Bünyesinde bulundurmak demektir. Ama biz burada yapımızın, tarihi kültürümüzün zengin olduğunu söylüyoruz. Bu da diğer ülkelerin, devletlerin bize olan işte bizim içimizde bulunan etkilerinden dolayıdır. Cevabımız Denizli olacak. Evet, 8. sorunun cevabı en iyi anlatan deyim çizimini sormuş bize. Şimdi lise yıllarında başından geçen bir olayı anlatan çocuk var. Maç yapmaya başlamışlar. Okulun önünde maç yapıyorlarmış ama müdür buna izin vermiyormuş kesinlikle. Beden eğitimi dersinde de müdürün olmadığı anlarda daha çok ön bahçede yapmaya çalışıyorlarmış. Hababam sınıfında olduğu gibi. Müdürün okulda olmadığı bir gün yine maç yapıyorlarmış ve Nevzat çok sert ve isabetsiz bir şut atmış. Bu müdür odasının camına maalesef hep öyle olur zaten isabet etmiş. Camdan seken top benim önüme düştü diyor. Şimdi cama çarpıyor, cam kırılıyor. Önüne bizim çocuğun önüne düşüyor bu işte bunu anlatan çocuğun önüne düşüyor. Herkes bir derin bir sessizlik oluyor. Sonra bir bakıyorlar ki müdürün odası olunca herkes etrafa kaçıştı diyor tabii ki de. O da donup kalmış tabii şok etkisi yaratmış zaten kendisinde de. O anda da müdür bir anda okulun bahçesinden içeri giriverdiğinde etrafında kimse yok. İleride bir cam kırılmış ve hemen de önünde bir top var. Tabii bu top senin mi? Diyor. O da tabii bir şey diyemiyor, cevap da veremiyor. Başımı örmeydim. Lafı ağzıma tıkadı. Beni azarladı. Anne ailemi aradı. İşte kırılan camı babama dedi gibi şeylerle. Ne yaptı en sonunda? Diyor ki arkadaşım hiçbir ceza almadı. Normalde bu çocuk bu topu, bu camı kırmadı. Bütün arkadaşlarımın sorumlu olduğu bu olaydan tek zararlı çıkan ben oldum. O zaman kabak benim başıma patladı. Buraya cuk diye oturuyor mu? Evet. Kabağın benim başıma patlaması nedir? Çok şaşkın. Görüyorsunuz ki şaşkın bir çocuğun başındaki kabağı görüyorsunuz. O yüzden cevabımız Adana'da çocuklar. Tamam mı? Yani diğerlerine de yine bakalım tabii ki. Mesela işte burada Nasrettin Hoca'nın işte kepçeyle alıp kaşıkla vermesi, değil mi? İşte burada ekmeğini taştan çıkartması, işte buradaki melekler işte bunlar bizim çocuğumuzun yaşadığı herhangi bir olayla ilgili değildi. O yüzden geçiyorum bunları. Evet, 9. soruyla devam edelim. Paragrafı ikiye bölmek istiyoruz. Bu tarz sorularda lütfen şuna dikkat edin. Çocuklar, şimdi ünlü tarihçi Herodot'ta başlamış. Bu birinci cümlem olabilir benim. Devam etmiş. Herodot'a göre Arabistan'da ocaklardan çıkarılan taşlar Nil kıyısına kadar çekilmiş. Burada gemilere yüklenmiş, karşı yakalayın direkt inşaat alanına taşınmıştır. Şimdi buraya kadar bir şeyden bahsetti bana. Şimdi B'ye bakıyorum, 3'e bakıyorum. Bu faaliyet sırasında kullanılan, şimdi bu faaliyet sırasında diye başlayabilir mi? Ben ikinci paragraf yapmak istiyorsam eğer yeniden bir cümleye başlamam lazım. Yani öncesini var olduğunu hissettirmemem lazım sana. Ama bu faaliyet deyince bir önceki cümledeki faaliyetten bahsediyor. O zaman A'yı ve B'yi rahatça eleyebilirim.
Bu süreçte diye de bir cümle zaten başlayamaz. Beşi de eleyebilirim. Geriye zaten C kalıyor ama yine de bakalım. Şuradan itibaren yeni paragrafa başlamak zorundayım. Çünkü benden böyle bir isteği var. Üretim adı verilen organize süreçlerde kaynak olarak insan hep varlığını korurken insanın kullandığı başka kaynaklarda ortaya çıkmıştır. Bu süreçte diye devam ediyor. Üretim adı verilen organize süreçler diye bir yeni bir paragraf kurabiliriz. Anladık mı? Yani bu ile başlayan cümleler bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Bir ve iki zaten birbiriyle ilişkiliydi. Herodot'tan bahsediyordu. O da yine anlam olarak birbirini tamamlıyordu. Ama dördüncü cümleyle başlarsam yeni bir cümleye başlamış gibi devam edebilirim. Cevabımız Ceyhan'dır diyebiliriz o zaman. Evet, 10. soruda mailin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır diyor çocuklar. Şimdi seni kimse görmedi mi? Mailer soru olarak kullanıldığında ayrı yazılır. Hiçbir sıkıntı yok burada. İnadı tuttu mu gözü hiçbir şeyi görmez. Çocuklar mu her zaman ayrı yazılır. Mu kendinden önce gelen sözcüklerde, kendinden önce gelen sözcüklerden kesinlikle ayrı yazılır. Ha, kendinden sonra gelen eklerle bitişik yazılabilir. Burada bir sıkıntı yok. O zaman iki kesinlikle yanlış. Akıllı mı akıllı? Burada zaten ayrı hiçbir sıkıntı yok. Bizimle geliyor musunuz? Şimdi burada geliyor musunuz diye kendinden sonra gelen ikle birleşebilirdi. Böyle olabilirdi. O yüzden 2 ve 4 yanlıştır diyebiliriz çocuklar. Yani Ceyhan olacak cevabımız. 11. soruyla devam edelim. 11. sonuç neden koşul amaç sonuç cümlelerimiz var. Eşleştirme yapacağız. Çok çalıştı da sınavı kazandı. Çok çalıştığı için mi sınavı kazanmış? Evet. Bu çalışma eylemi gerçekleşmiş mi? Çok çalıştı. Bu bir neden midir? Neden sınavı kazanmış? Çok çalıştığı için. Dolayısıyla bu neden sonuç ilişkisi kattı mı bana? Neden sonuç ilişkisi kattı. Toplantıya katılmak üzere gitti. Gittiğini biliyoruz ama toplantıya katıldı mı henüz bilmiyoruz. Bu bizim bir amacımız. Toplantıya katılmak bizim amacımız ama gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. Dün yağmur yağıyordu, bugün günlük güneşlik. Hiçbir şey yok. Şarkı söylerim ama gülmeyeceksin. Gülmemek şartıyla. O zaman burada da koşul anlamı varsa cevabımız Ceyhan'dı çocuklar. Tamam. Evet, şimdi devam edelim yine. Bu mantık, sözel mantık sorusuna bir bakalım beraber. Burada da hepsinin ortak adları, ortak olarak aldıkları ürünü sormuş bize. Şimdi bakın çok dikkatli dinleyin beni. Şimdi Ali, Buse, Damla. Üç kişi var burada, tamam mı? 5 tane kalem alınacak, 4 tane silgi, 3 defter, 2 de dosya alınacakmış, tamam mı? Şimdi bana diyor ki Ali 6 parça alıyor, Buse 5 parça alıyor, Damla da 3 parça alıyor. Herkes 3 farklı çeşit kesin almıştır ama bizim 4 farklı çeşidimiz var. O zaman 4 farklı çeşidimiz varsa bir tanesi ortak olabiliyor. Biz yazı zaten ortak olarak kullanılan ürünü soruyor. Şimdi defterleri Ali ve Damla almış çocuklar, dikkat edin. Defterleri Ali ve Damla almışsa Buse'ye defter kaldı mı? Buse'ye defter kaldı mı? Hayır. Defter zaten 3 taneydi. Atıyorum 2 tanesini Ali alsın. Bir tanesini de Damla alsın. O zaman Ali ve Damla defterleri alıyorsa, Buse'ye defter kalmıyorsa defter ortak olarak kullanılabilir mi? Hayır. Buse 3 tane silgi almıştı. Bizim zaten 4 silgi hakkımız var çocuklar. Buse'ye sen 3 tane silgiyi verirsen geriye bir tane silgi kalmıyor mu? Ben o bir tane silgiyi de mesela kime verebilirim? Ali'ye verebilirim, değil mi? Niye? Damla bir tane dosya almış, hiç silgi almamış. Damla silgi almamışsa o zaman ortak olarak yine silgi kullanılamaz. Dosya zaten 2 tane ama benim sayım 3 kişi. 2 tane dosya varsa ben dosyayı nasıl ortak olarak kullanayım? Yine kullanamam. Ali 3 tane kalem almış. Ali 3 tane kalem almış. Damla bir tane dosya almış, silgi almamışsa geriye zaten defter ve kalem kalıyor. O zaman kalem kesinlikle alınmıştır. Dolayısıyla kalemi üçü birden kullandığı için bizim ortak olarak hepsi tarafından kullanılan malzememiz kalem olacaktır. Bakın şuradan hiç tablo yapmaya gerek yok. Buradan mesela işte Ali ve Damla'nın alması yönüyle defteri ortak olmadığını anladık. İşte silgiye bakıyorsun. Silgi 4 tane, üçünü zaten Buse almış. Geriye bir tane kalıyor. Silgi yine ortak değil. 2 tane dosya var. Ortak olma ihtimali yok. 3 kişi var çünkü. Ne yapacağım? Dosyayı ikiye mi böleceğim? Hayır. Geriye kalem kalıyor çocuklar. Tamam mı? Evet, devam edelim. 13. sorumuz.
Temel, sadece temel öge dediğimiz şey özne ve yüklem olacaktı çocuklar. O zaman A ile başlayalım 13. soruda. Şimdi her zaman iyi olmaya çalışarak kendini aşmaya, sınırlara çıkmaya çalışan insanlar. Gayretin, şimdi bakın, gayretin ve azmin yegane temsilcileridir yüklem. Gayretin ve azmin yegane temsilcileri olan kim? İşte bunu yapmaya çalışan insanlar. Bunun tamamı özne. O zaman özne ve yüklemle oluştuğu için cevabımız Adana. Ama biz diğerlerine de bakalım. Denilir yüklem. Kimin dediği belli değil ama ne denilir? Ramazan topları denilir. Burada sözde öznemiz var. Sözde özneyi hatırlayın. Yüklem denilir. Kimin dediği belli değil. Peki neye Ramazan topları denir? İşte bunun tamamı neye sorusuna da cevap verdiği için bunun tamamı dolar tümeştir. Dolar tümeş bizim yardımcı ögemizdir, elerik. Başlandı yüklem. Vaktinden önce toplanan karanlık ve havasız bir ortamda saklandıktan sonra belli bir zirai yardımıyla saraltılan muzlar. Burası özne. Tamam, tamam mı? Başlandı, satılmaya başlandı yüklem. Nerede satılmaya başlandı? Manavlarda. Burada da dolaylı tümleç var. Dolayısıyla bunu da eleyeceğim ben. D'ye bakıyorum. Teknolojinin sınırların nereye vardığını bize göstermekte olan akıllı telefonlar. Yenilenmeye devam ettikçe, devam ettikçe kelimesi zaten zaman zarfıdır, zarf tümecidir. Zarf tümeci varsa zaten direkt elemem gerekiyor. Sadece özne ve yüklemden oluşan Adana'dır diyebiliriz. Evet, cümlenin ögelerinden bir tane soru bekliyoruz. Dikkatli olun. Kaç tane fiilimsi vardır? Bakalım. Sen giderken bahar mıydı diyor. Giderken Ken yalı Asiye'den hatırlayın. Zarf fiildir. Nergis'te çiçek var mıydı? İki nefes alıp vermek. Ip, ip ve mekmak eklerini gördük. Ve yaşamak ekini gördük. O zaman dört tane fiilimsi vardır diyebiliriz. Burada da. Yine devam edecek olursak 15. soru tezat sanatı kullanılmamıştır. Yine güzel bir soru. Bakın çocuklar tezat demek zıtlık demek. Burada da anlatıyor zaten. Zıtlıkla olumsuzluğu lütfen birbirine karıştırmayın. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Düşman ve dost. Zıt anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması tezattır. İçimde kar donar, buzlar tutuşur. Donmak ve tutuşmak. Yağan ateş midir, kar mıdır? Ateş, kar, buz bunların hepsi zıt anlamlı kelime değil mi zaten? Ateş ve kar bir kere her şeyden önce. Zıt anlamlı kelimeler bir arada tezatı buldum. Görev gurbet ele varma ya gelinir ya gelinmez. Bakın çocuklar gelinir ve gelinmez kelimeleri birbirinin zıttı değildir. Birbirinin olumsuzu olan kelimelerdir. Gelmek kelimesinin olumsuzu gitmektir. Gelinmez kelimesinin zıttı gitmemektir. Yani burada olumsuzla zıt anlamlılığı birbirine karıştırmayın. Burada zıt anlamlı kelime yok. D'ye bakalım. Yükseğinde alçağında. Yüksek ve alçak kelimeleri de tezat anlamı verdiği için cevabımız Ceyhan'dır. Çocuklar inşallah yapmışsınızdır. 16. soruyla devam edelim. Hangisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sormuş 16. soruda. Burada kuytu, tabiatın her güzel tabiatı her güzelliğinde kalbimize gülümseyen bir mana var. Tabiattan kastımız burada tabii ki de doğa olacaktır. Sonra bu kendi halinde gösterisi düşünceler kendiliğinden bir güzellik. Şimdi bakın tabiatın kalbimize gülümseyen bir mana yani bir anlamı var. Doğanın bir anlamı var diyor. Bu da doğru. Bir dere içinde iki taş arasında sıkışmış bir çiçek. Gözlerden uzak kuytu bir köşe. Gözlerden uzak oranın ıssız olduğunu gösterdi mi bana? Evet, bunu da bulduk. Ne biz görelim diye dolmuştum ne bir başka varlık ona imrensin diye. Başka bir varlık derken bu bir insan olabilir, bu bir hayvan olabilir, bu bir bitki. Yani yaratılmış bir varlıktan bahsediyor. Ama buradaki varlık malmik anlamında kullanılmamış. Malmik anlamında kullanılabilir mi? Evet. Yani işte çok varlıklı bir insandı. Bu ne demek? İşte malı mülkü çok da demek istiyor. O yüzden burada bir eşleştirme yanlış. Bu cümleye göre, bu paragrafa göre yanlış bir eşleştirme oldu. Varlık kelimesi için cevabımız Denizli'ydi. Evet, yine devam edecek olursak yüklemi söz grubundan oluşmamıştır diyor. 17. sorunun yüklemlerine bakalım. Şimdi kanayan diş mantarı yenilmez olarak şimdi
Kavrayan diş mantarı öznedir çocuklar. Geriye kalan kısım zaten yenilmez olarak sıfatlandırılan mantar türlerindendir. Yenilmez olarak sıfatlandırılan bir mantar türü olduğu için burası yüklem. Bakın çocuklar, söz grubu demek en az iki sözcüğün bir arada bulunması demek. Bakıyorsun bir, iki, üç, dört tane kelime bir arada bir yükleme denk gelmişse kesinlikle söz grubundan oluşmuştur. İkiye bakalım. Farklı coğrafyalarda şeytan dişi ve çilek ve krema isimleriyle de anılan bu mantar türünün görünüşü çok ilginçtir. Çok ilginçtir, yine birlikte alabiliyorum. Üçe bakalım. Üzerinde kırmızı damlacıklar halinde kanı andıran, antibakteriyel savunma mekanizması olarak isimlendirilen bir sıvı bulunmaktadır. Bulunmaktadır yüklem. Bir sıvı bulunmaktadır birlikte alamayız. Çünkü bir yüklem hani deyim olursa, tamlama olursa birlikte alabiliriz. Ama bulunmak burada bizim bildiğimiz bulunmaktan bahsediyor. Söz grubundan o yüzden oluşmamıştır diyeceğiz. Yine ortaya çıkmaktadır yüklem. Ortaya çıkmak birlikte alınan bir kelimedir. O yüzden söz grubudur diyeceğiz, cevabımız Ceyhan olacak çocuklar. Tamam. Burayı da bitirelim. Yine 18. soruda kesme işareti ne zaman yanlış kullanılır? Çocuklar bakın. Bir sözcüğe ben mesela Türk sözcüğüne bir bakayım. Türk'ün dediğim zaman bunu ayırmam lazım. Niye? Türk'ün sözcüğündeki ün çekimekidir. Ama Türk'ten Türkçe olmuş, tamam mı? Anlamı değişmiş mi? Türk bir ulus ismiyken, bu bir isimken Türkçe bu ulusun kullandığı dil olmuş. Dolayısıyla bu isimden isim yapma eki oldu mu bana? Evet. O zaman ben diyorum ki eğer bir özel isme yapım eki geliyorsa yapım ekinden sonra gelen ekler ayrılmaz. Ama çekim eki geliyorsa ancak çekim ekinden sonra gelen ekler ayrılır. Bir kere ben yapım eki getirirken ayırmadıktan sonra bir daha çekim eki getirirken onu ayırmama gerek var mıdır çocuklar? Yoktur diyeceğiz. Betül zaten özel isim ve yapım eki almamış. Ankara özel isim, yapım eki almamış, çekim eki almış. Çankaya Köşkü özel isim, yine çekim eki aldığı için ayırmak zorundayım. Ama eğer öncelikle gelen ekim yapım eki ise oraya gelen ekleri ayırmıyoruz çocuklar. Tamam. Evet, devam edelim 19. sorumuzla. Terim anlamında kullanılmayanı sormuş bize. Şimdi Şark Denizi'nde dolaşan gemilerin ateşçilerine kazanların önünü güverteden daha serin gelir. İşte bunun başlarındaki kameradan çıkacak ocak vardiyasına giden genç bir ateşçi gözlerini kapayıp öne doğru eğilerek koşuyor. Bakın çocuklar, kamera burada gemiyle ilgili bir terim değil mi? Bana zaten burada gemiyle ilgili birkaç kelime söyleyecek. Tamam. Kameranın zaten gemiyle ilgili bir terim olduğunu anladık. Daha sonrasında gemiyi yalayıp duran sıcak rüzgar. Bakın sıcak kelimesi burada esintinin sıcak, ılık olması anlamında kullanılmış. Ilık olduğunu söylüyor, sıcak rüzgar olduğunu söylüyor. Yani buradaki sıcak işte şu işte 30 santigrat derece sıcaklık gibi bir şey olsaydı terim anlamı olurdu. Ama burada havanın sıcak olması terim anlam olmaz. Terim anlamı olması için biraz daha sayısal veriyle o sıcaklığın dengelenmesi gerekir. Sıcaklık olacak cevap ama diğerlerine de bakalım. Gemidermiş gibi dört tarafa makine dairesine koşmaya çalışan ateşçi gençti. Daha sonrasında koşarak indi. 19 yaşındaydı. Babası yüzbaşıydı. Yüzbaşı dediğiniz şey zaten askerlikle ilgili bir terim. Daha sonrasında zaten çocuğun dilindeki kekemelik derken dille ilgili bir terime de yine yer verildiği için bunların hepsi terim anlamdır. Cevabımız Bursa olacak çocuklar. Tabii. Evet, yine son sorumuza geçelim. Burada bu metinde numaralandırmış yerlerin hangisinde? Yay ayraç içerisinde. Yay ayraç içerisinde. Bu yerlerin hangisinde diyor? Yani hangisinde? Yay ayraç içinde verilmelidir. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani o cümleyle ilgili ekstradan oraya anlam katmak, ekstradan orada onunla ilgili bilgi vermek demektir. Şimdi bakalım. Buradaki cümle ne? Ayrıca her gelişlerinde bedava birer hikaye alıyorlardı bizden. Okuduklarını pek sanmıyorum. Herhalde elden düşme satıyorlardı. Bak şimdi. Bu tren istasyonunda hikaye yazıp gelen yolculara satmaya çalışıyorduk. Özellikle yataklı vagon yolcuları sattığımız hikayeleri doğru düz incelemeden kapışarak alırlardı. Bizim istasyon ülkede taze olarak hikaye satan tek istasyon olduğu için bizim ünümüzü de duymuşlardı. Onlara her zaman bir kopya, bir kopyayı ayırırdık.
titiz müşterilerdi. Ne var ki onların daha rahat yataklarından kalkmaları kolay değildi. Yine de bir kolayını bulmuştuk. Yataklı vagon memurlarına birkaç kuruş vererek yolcuları bizim istasyonda uyandırmaları sağlıyorduk. Şimdi yataklı vagon yolcuları da olmasa halimiz haraptı. Yataklı vagon yolcuları olmasa halimiz haraptı. Neden? Şimdi bunlardan bazılarıyla muhabbet de kurmuştuk diyor. Ayrıca her gelişlerinde bedava birer hikaye alıyorlardı bizden. Bakın, yataklı vagon yolcuları olmasa halimiz haraptı diyor ya. O zaman halimiz haraptı kelimesine baktığımız zaman her gelişlerinde bedava birer hikaye alıyorlardı bizden. O zaman neden halimiz haraptı diyor. Çünkü onlar gelmeseydi bize bedava bizden hikaye almayacaklardı diyor. Dolayısıyla burada birbiriyle ilişkili olan sözcüğümüz Ceyhan olacak. Ve biz bunu burada işaretleyip o zaman testimizi tamamlayabiliriz çocuklar. Bitti burada. 20 tane sorumuz vardı. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Görüşmek üzere.